Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim Rehber'de bu hafta durağımız Mardin. Mardin'e geldiğimizde bu havadan hiç haberimiz yoktu. Hava çok güzeldi. Biz çekimleri yaptık. Sonra dedik ki açılış anonsu için son günümüzü bekleyelim. Son gün kışı da Mardin'e getirdik. Mardin'i gezeceğiz, dolaşacağız. Mardin Müzesi, Mardin'den ne alınır, Mardin'de nereler gezilir? Keyifli bir Mardin programı hazırladık sizler için. Rehber Mardin'de başladı. İyi seyirler. Eski Mardin hem gezmeye gelenler için hem de bizim gibi televizyon programı yapmak isteyenler ya da sosyal medyalarında Mardin'i tanıtmak isteyenler için cennet. Niye efendim? Meşhur 1. caddesi var Mardin'in. Bir ucundan başlayıp diğerine gidene kadar aradığınız her şeyi derli toplu bir şekilde yürüyerek görme şansına sahipsiniz. Mardin'e daha önce geldiğimde farklı müzeleri ekrana getirmiştim. Daha önce çekmeme sebebim ise iznimin olmamasıydı. Bu sefer iznimizi aldık. Şimdi ekranlara geliyor. Bence görsel olarak Türkiye'nin en güzel müzelerinden biri Mardin Müzesi. 1895 yılında efendim burası Patrikhane olarak yapılıyor. 1995 yılında da Mardin Müzesi'ne dönüştürülüyor. Biraz sonra çıkacağız, gezeceğiz. Bol bol müzedeki eserler hakkında bilgi vereceğiz. Ama Hüseyin abi rica ediyorum bu muhteşem mimariyi tüm detaylarıyla ekranlara getirelim. Benden size bir tavsiye. Kapıda ve başka yerlerde de sıklıkla karşılaşıyorum. Örnek vermek gerekirse müze girişleri işte 80 lira, 100 lira, bazı öğren yerlerinin girişi 300 liraları, 400 liraları buluyor. Eğer gezmeyi seviyorsanız, yılda 4-5 kere bile olsa müzeleri, öğren yerlerini gezmeyi planlıyorsanız bir müze kart edinin. Müze kart sayesinde her gittiğiniz yerde gişeye gidip fiyat sorup bilet almak derdinden kurtulacaksınız. Kart sayesinde bir yıl boyunca dünyanın en güzel müzelerini ülkemizdeki keyifle gezebileceksiniz. Hüseyin abi dedi ki önden basıp gitme, kamerayla ben yaşlandım, koşup sana yetişemiyorum. Hadi Hüseyin abi Mardin Müzesi'ne doğru gidelim ve içerideki o birbirinden keyifli ilginç eserleri anlatalım. İlginç eserlerden bir tanesinin şimdiden ipucunu vereyim. Dünyanın ilk tapu senedi. Biraz sonra Mardin Müzesi'nde Rehber'de. Az önce buranın Patrikhane olduğunu söylemiştim. Yani kilisenin yönetim merkezi burası. Müzeye dönüştürüldükten sonra her katta da ayrı eserlerin yer aldığı bölümler var. Burası kazılar salonu. Burası Mardin'de yapılan kazılardan çıkartılan eserlerin sergilendiği bölüm. Şimdi ilerleyen dakikalarda cevabını vereceğim Hüseyin abi. Bir şey soracağım. Gezeceğim, dolaşacağım. Onun ne olduğunu en son söyleyeceğim ama oraya gelmeden önce şöyle mezarlar dikkatimi çekiyor. Bakın burada bir bebek mezarı var. Çocuk mezarı, pişmiş topraktan yapılan. Yine burada farklı bir mezar. Şimdi gel Hüseyin abi gel. Şimdi biz biraz sonra müzeyi gezeceğiz. Eserleri anlatacağız. En son buraya geleceğim. Sosyal medyamdan lütfen bize yazın. Sizce bu nedir? Bakın tamamen ahşap. Farklı noktaları var. Burada böyle bir bölüm. Bakın burada iki tane böyle hadi ipucu verelim. Dönen bir mekanizma var. Sizce ipuçlarını daha da iyi verelim. Bu alet nedir? Ne işe yarar diyelim. Müzeyi dolaşalım. En son finalde ne olduğunu anlatacağız. Müzenin en üst katındayız. Az sonra ticaret salonundan içeri gireceğiz. Programın başında da söyledim. Mardin, başlı başına eski Mardin bir açık hava müzesi. Programın ilerleyen dakikalarında Mardin'le ilgili anekdotlarım da olacak. Onları da paylaşacağım. Süslemeler 1895.
Yani Osmanlı döneminin son eserlerinden, son Osmanlı dönemi eserlerinden. İçeriye girelim. Çok önemli bir eser var. Az önce bir hata yaptım. Dünyanın ilk dedim. Mardin'in bilinen ilk tapu senedi. Hüseyin abi görebiliyor musun senedi bilmiyorum ama şu anda ekranlara geliyor olması lazım. Tabii ki o dönemdeki bütün bu tip belgeler hep kil üzerine ve rahat taşınması için de belli bir boyutu geçmemesi gerekiyor. Hüseyin abi dedi ki cep tapusu. Doğru söyledin tabii, insanlar rahatlıkla tapuyu taşıyabilmeleri için bu boyutta yapmışlardır. Mardin'in bilinen ilk tapu senedi Girnavaz'da yapılan kazılarda bulunuyor. Milattan önce 7. yüzyıla ait bir meyve bahçesinin satış senedi. Bakalım şey var mı acaba? Hani üstünde yazanlar yazıyor da, değil mi? Bakalım ne yazmışlar? Hampute'nin mührü, Urat'ın oğlu, Abu Salam'ın mührü falan. Ha, bahçe satmış. Bu adamlara ait olan bağ ve meyve bahçesi Nabulu şehrindedir. Onu diyor bir mina 20 şe kele satın aldı. Borcu da kapatmış, peşin para çalışmış yani öyle. Yarısı şimdi, yarısı sonra yok. Vermiş o dönemin parasını, almış tapuyu. Valla çok keyifli bir eser. Onun dışında burada yine dedik ya, burası ticaret, neler var? Ha, pişmiş topraklar falan. Bunlar da her yerde var. Benim ilgimi en çok bu çekti Hüseyin abi. Ha, gel bak gel. Ticaretteki ilk ödeme araçları. Milattan önce 2. bin yılın rahiplerin yönettiği tapınaklar tabii abi. Şimdi size ilk tapu senedini, Mardin'in ilk tapu senedini gösterdik. Bakın burada da ilginç bir eser var. Uruk dönemi milattan önce 3600. İlk asgari ücret. Bununla ödeniyordu efendim. Yani geldi, bir gün boyunca çalıştı, mesaisi bitti. Orada bir çalışan, asgari ücret olarak o zaman tabii para yok. Paranın yerine bu ölçü biriminde tahıldı, buğdaydı. Yani yiyecek olarak tüketebileceği ne varsa bunun içine dolduruyorlardı. O günkü yevmiyesinin karşılığı olarak veriyorlardı. Yani ne diyoruz? Bilinen ilk asgari ücret ölçüsü. Mardin Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Mardin Müzesi'nde biz çekimlerimizi pazar günü yaptık ve nöbetçi amir Mesut Öğmen. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Gani Bey'e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. O da Mardin Müze Müdürü. Ama Mesut kardeşim bize o kadar güzel bilgiler verdi ki, hani biz çekimleri yaparken inanılmaz keyif aldık. Şimdi burası Mardin Müzesi'nin sahte eserler bölümü. Efendim aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Yani genelde hani müzede sahte eserin ne işi var diye. Aslında burası ibretlik bir bölüm. Buradaki eserlerin hepsi sahte. Şimdi nasıl sahte? Şimdi kolluk kuvvetleri müdahale ediyor bazen olaylara. Ne de? Tarihi eser kaçakçılığında. Kolluk kuvvetleri bu tarihi eser kaçakçılığındaki satış yapılan ürünleri alıyor ve ilgili makamlara bunları teslim ediyor. Bunların araştırılması süresi var. Araştırıyorlar, bakıyorlar orijinal mi değil mi diye. Orijinalse zaten müzeye, sahteyse de bu sefer yine müzeye. Niye? Tekrar birilerinin eline geçip dolandırıcılık amacıyla kullanılmasın diye. Filmlere konu olacak dolandırıcılık öyküleri var tarihi eserlerle ilgili. Hüseyin abi şöyle biraz tabii müzenin bu bölümünden de bahsedelim. Aslında buradaki eserleri dikkatli baktığınız zaman ve Türkiye'de İyi bir müze severseniz birçok müzede de benzeri eserleri görme şansına sahipsiniz. Ama burada bir üçlü var ki, dolandırıcılık, tarihi eser dolandırıcılık konusunda kitabı yazılması gereken, filmi yapılması gereken üç heykel konusu. Viking, Hazreti Meryem, Artemis. Üç tane heykel var ve bu üç heykel birçok müzede karşımıza çıkıyor. Peki dolandırıcılık sistemi nasıl ortaya çıkıyor? Bakın burası çok ilginç. Yani bunlarla nasıl dolandırıcılık yapılıyor? Vatandaş geliyor, bir tane tarla buluyor. Tarlayı bulurken de şuna dikkat ediyor. Tarla sahibinin zengin olması gerekiyor. Fakir adamla işi olmaz. Hani çok bağı olacak, bahçesi olacak, arazisi olacak, cebinde parası olacak, bankada parası olacak. Gidiyor onun bahçesine
bir çömleğin içinde ya da herhangi bir maddenin içinde bu eserleri tabii eskitme yolunu da kullanarak bir güzel bahçeye gömüyor. 1,5-2 sene sonra bahçe sahibine geliyor, diyor ki zengin olduk diyor, müjdemi isterim. Bende diyor bir harita var. Bu haritadaki diğer yeri kazırsak aman Allah'ım. Adam seviniyor tabii. Geliyor, kazıyorlar, of diyor çömlek. Bir kırıyor, 3 tane eser altın, zengin olduk. Aman diyor kıpırdama. Jandarma, polis başın belaya girer. Benim diyor İstanbul'da bu işi yapan güzel abilerim var. Hani o ifade kullanılır ya, güzel abiler var. Biz diyor onlara gideceğiz, seni arayacağız. Gidiyor İstanbul'a, geliyor, müjdemi isterim diyor. Zengin olduk. Adamları diyor İstanbul'a getireceğim. İstanbul'dan Mardin'e getireceğim. Sen diyor bir 50 bin, 100 bin yolla da hani adamları ağırlayalım. Ondan sonra işi daha da büyütüyor. Almanya'dan heyet buldum diyor. Boş ver diyor İstanbul'dakileri. Onlar diyor gerçek değerini vermez diyor. Adamlar euro ödeyecek diyor, dolar ödeyecek. Ama diyor adamların masrafı var diyor. Ya uçağı var, oteli var, konaklaması var. Onları bir gezdirmemiz lazım. Sen diyor yolla bir 100 bin dolar. Ya adam ne diyor? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Biz diyor buna bu paraları verelim. Bunlar nasıl olsa milyon dolarlar. Bir gün aklı başına geliyor tabii. Ya diyor ki bu işte bir gariplik var. Alıyor heykelleri, gidiyor kuyumcuya. Birader diyor ben bunları getirdim. Kuyumcu da işi bilen bir kuyumcuysa bakıyor. Gülüyor. Kardeş diyor bunlar bakır bakır. Yani ava giderken çok güzel avlanıyor. İşte bu tip eserler piyasada çok dönüyor. Ve bu sahte eserler daha fazla insana zarar vermesin diye bunların yakalananların da bir kısmı Mardin Müzesi'nde sahte eserler bölümünde gelen ziyaretçilere sunuluyor. Dediğimiz gibi ava giderken avlanmak. Halbuki doğrusu nedir efendim? En ufak bir şüphede bir tarihi eser eğer bulduysanız ya da bulduğunuzu düşünüyorsanız hemen yetkili birimlere haber vereceksiniz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra inanın maddi değeri üzerinden belli bir kısımda size ödeme yapılarak zaten sizin hakkınız da verilmiş oluyor. Müzeyi gezmeye başlamadan önce sormuştuk efendim, demiştik ki sizce ekranlarınıza gelen bu alet ne işe yarıyor diye. Sosyal medyamda cevaplara baktım. Elbette inanıyorum ki bayağı bir doğru cevap vardır. Efendim bu bir üzüm sıkma makinesi. Üzümler çuvala dolduruluyor. Daha sonra bu sistem böyle çekilerek kapatılıyor. Ardından vuruyoruz. Bunlarla sıkıştırıyoruz. Ve sonra da suyunu süzüyoruz. Posalarını ayırdıktan sonra kalan üzüm suyunu da istediğimiz şekilde değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın hediyesi, bir çiftçimizin hediyesi Mardin Müzesi'nde sergilenmek üzere vermiş. Allah razı olsun. Ben büyük ihtimalle bu tarzda yapılmış üzüm suyunun da pekmezin de tadına yıllar önce bakmıştım. İnanın teknolojik eserlerden çok daha lezzetli, çok daha doğal yollarla yapıldığı için farklı aromaları olan ürünler elde ediliyor. Üzüm sıkma aleti 20. yüzyıl. Posa... Buradan da okuyalım, eseri ekrana getirerek. Bağ bozumunda üzümden pekmez, şıra, şarap gibi ürünleri elde etmek için ayak ve el yardımıyla sıkılan üzüm posasını sıkmak için geliştirilmiş bir alettir. Arta kalan posa çuvallara doldurularak mengene sistemiyle aşağı doğru sıkıştırılarak posada kalan tüm üzüm suyunun akıtılmasını sağlar. Alet işler, el övünür. Elbette Mardin Müzesi'nde anlatmadığımız daha yüzlerce eser var ama biz birazcık nokta atışı yapmak istedik. Sevgili Mesut Öymen bize rehberlik yaptı. Onunla beraber önce görüştük, sonra da nokta atışıyla işlerimizi tamamladık. Beni en çok etkileyen bölümlerden biri sahte eserler tarafı oldu. Şimdi laf aramızda benim de bir çocukluk arkadaşım var, Ercan. Kendisi biraz saftır. Benim aklıma direkt Ercan geldi. Eğitim salonunda efendim işi öğrendim. Ercan'a telefon açtım. Ercan dedim, elimde acayip güzel bir sahte sikke var dedim. Getir kardeş alırız dedi. Bizim de masraflarımız çıktı. Efendim 1800'lerin sonuna kadar para basımı, madeni paralar şöyle yapılıyordu. Değerli madenlerden altın, gümüş ya da sert madenler
önce ateşte ısıtılıp yumuşatılıyordu. Ardından da kalıplara dökülüp baskısı vuruluyordu. Bu eğitim odasında tabii ki ateşi yakmak imkansız. Onun yerine şu şekilde gelen misafirlere bakın yuvarlak yumuşak maden hazırlandı. Şimdi bunu ne yapıyoruz? 3 çeşit para var. Biz buraya oturduk. Bunu kaldırıyoruz burada. Şöyle bak elimde Ercan'ın parasını hazırlıyorum. Bunu buraya koyuyoruz. Üstüne koyduk. Çekiçimizi aldık. Çıkarttık. Ben de gözlükleri çıkartayım ki daha rahat göreyim. Ercan, senin iş tamam. Sen bunu alırsın. Şimdi burada da hani demin ki sahte eserleri anlattık ya. Burası yapılırken de insanlar ister istemez düşünmüş. Ya gerçekten bunu kötü niyetli kullanan olur mu diye. Bunun da şöyle bir formülü var efendim. Paranın diğer tarafına da Mardin Müzesi'nin logosu basılmış ki yarın öbür gün hani buradan bunu yapıp da kimse bunlar zaten eskitmeye de gerek yok. Küplerin içine koyup o tarladaki hikaye gibi Hacı Gözün Aydın tarlamda hazine çıktı demesin. Efendim Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz izin konusunda. Sevgili Pınar Hanımcığım iyi ki varsınız. Sayenizde her şeyimiz kolay oluyor. Mesut'a teşekkür ediyorum. Gani Bey'e teşekkür ediyorum ev sahiplikleri için. Şimdi çıkalım. Yürüyerek program çekilen Eski Mardin, meşhur 1. caddede dostlarımızı ziyaret edelim. Mardin'de müzeden çıktık. 1. caddede dostlarımızı hem ziyaret edeceğiz hem de Mardin'den başka yerde bulamayacağınız, bulsanız bile aynı lezzeti asla alamayacağınız Mardin'e has lezzetleri, ürünleri sizlerle paylaşacağız. Efendim Mardin'in renklerinden, sembollerinden Süryaniler ve yine bir Kanada'yız. Süryani dostlarımızın yanındayım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar da Mardin'e. Nasıl? Bu, en sondan şimdi ne fark gördünüz Mardin'de? Yaşlanmışsın. Teşekkür ederim. Ablam parayı bulmuş sen yaşlanmış. Çaylar benden, süren çaylar bizde. Bana geldim diyor ki sen soracağım ben cevap vereceğim değil mi? Yok dedim sormadan cevap vereceksin. İşin özelliği burada. Ne soracağımı tahmin edeceksin. Şimdi gözlerimin içine bak. Ya çöreği nasıl yapıyorsun ne soracağım? Bir dakika gözlerim bak. İlk soruyu soruyorum. Gözlerimin içine bak. Baktım. Ne sordum? Çayı sordun. Hayır. Ne sordum? Mardin'e geldik tekrar dedin. O soru mu? Soru değil ki. Kimin tanıtın orada? Şimdi efendim şöyle bir tepsimiz var. Hüseyin abi şu tepsiye bir dol. Bu tepside inanılmaz lezzetler var. Bir tanesi de ödüllü bir lezzet. Yarışmada derece almış bir lezzet. Hangisi o? Bu. Nedir bunun adı? Bunun adı Süryani çöreği. Bu sadece bayramlarda yapılan normal çörekten günümüzde Seyhan Hanım'ın çok hafif dokunuşlarıyla günümüze bir ticaret amacıyla kazandırdı sevgili Mardin'imize. Artı bu tam bir tereyağı, gerçek hurma, gerçek badem. Ve kesinlikle böyle hani eften püften olmayan ürünler kattık. Bunun içine tamamen ilk başta sevgiyi kattık ve o şekilde yapıyoruz. Bunu hop atıp çayın üstüne mi içeceğiz? Çaya batırıp da yenir mi bu? Çaya batırıp da yersiniz bunu. Sütle peynirin yanında da yersiniz. Sütle güzel gider bu. Yani suyun yanında güzel gider bu. Her şeyle çok güzel gider bu. Her zaman var değil mi? Her zaman var bu. Ve yanında tekrardan yeni hayata geçirdiğimiz Barkana diye hitap ettiğimiz sevgili kurabiyemiz bu da. Yine eskilerden. Onun arkasında tabii ki Antep fıstığı var bunun arkasında da. Ve içinde çok muhteşem bir tahinle besledik biz bunu. Ve pekmezle besledik. Ve hep ayrı bir lezzete kavuştu. Tadına bak istersen Mert. Bir bak nasıl oluyor. Sonra bakacağım. Ve geldik tamam. Buna. Bu nedir? O da kake dediğimiz bizim. Kake, evet. Kakemiz ve o çöreğimiz has bayram çöreği dediğimiz bu. Bu da olmazlardan bizim doğuş bayramları dediğimiz olayımızda. Paskalya ayrı. Paskalya inşallah gelirseniz onu da göstereceğiz. Bu doğuş bayramına özel bir çöreğimiz. Bu da mahlepten oluşur. Yine baharatlardan oluşur. Ve süren çayımız da yine baharatlar eşliğindedir. Siyah çayın içerisinde safranı, tarçını, karanfili, bami çiçeğini
lanse etmişizdir içine ve çok güzel bir uyum sağlamıştır. Bu da güzel. Şimdi bunların hepsinin paket olarak satışı var. Hepsinin paket olarak satışımız var. Şey diye getirdik, o da aksesuar olarak getirdik bunları. Yani bu barkanımıza koymuş olduğumuz Antep fıstığımız, bademin içine kullanmış olduğumuz bademlerimiz, çayın kuru hali, sürenin kahvemizin kuru hali, kakule vardır şu anda üstünde görmüş olduğunuz. Ayrı bir kekremi tadı verir ve lezzet, sevgi, muhabbeti anlatır. Ve bu arada tabii yine ekrana getiremediğimiz başka Süryani ürünleri de burada mevcut. Mevcut. Bunları siz satmıyorsunuz, fon diye getirdiniz. Bu sadece fon diye, bunu sadece fon diye getirdik biz bunu. Bunda bizim marini geleneksel badem şekeridir bu da. Asıl beyazıdır, sonradan mavi şekere dönüşüyor ve doğal tamamen beyaz olandır. Peki sevgili abim, buradaki ürünlerin hepsini Türkiye'nin her yerine yolluyor musunuz? Türkiye'nin her tarafına kısmet olursa şu andaki çalışmalarımız bunun hem mahreç belgesini almak, zaten bunu tescillemişiz olayını. Mahreç belgesinden sonra da bunu dünyaya tanıtıyoruz. Ve şu anda paket paket azar azar olmak üzere şu anda dünyanın her tarafına gitmekte. Amerika olsun, Avustralya olsun, şu an gönderimleri sunuyoruz. Sonra yengem altınlarına altın takıyor. Sen aynı. Bak seni aynı bıraktım kazak ve pantolonla. Ben sevmiyorum matyas, ya. Matyasa da yaramış işlerinin iyi olması. Matyasa da iyi gördüm ama Seyhan Hanım işi götürmüş, ben sana söyleyeyim. Belli yani. Şimdi Seyhan Hanım'ı davet edelim yanımıza. Yani bir merhaba desin mi? Gelsin gelsin, bir merhaba de bize ya. Gel ya. Gel bak, Mert gelmiş daha İstanbul'lardan. Gel. Allah aşkına ya, biz yabancı mıyız? Bak arada orada kavga var. Sen otur, ben gelmem. Gel sandalye çek, ben oraya çekeceğim. Sen oraya otur, ben oraya geçmem. Bak. Nasıl gençleşmişsin. Zaten güzeldin, daha da güzelleşmişsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen ne ödülü almıştın bu çörekle, Süryani çöreğiyle? Tarım Oscar'ları dalında Türkiye birincisi oldu. Tarım Oscar'ları Türkiye birincisi. İstanbul'da, Cevahir'de. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. O zamanlar, şu anda Matyas yapıyor ama ben 6 yıldır yapmıyorum. Öğrendi mi Matyas da bir şeyler? Öğrendi, hepsini bile bile öğretti. Bundan 5 sene önce geldiğimizde, ara ki Matyas bulasın. Doğru mu? Evet. Habire geziyordu. Doğruydu. Şimdi bakıyorum sabah dükkanda, öğlen dükkanda, akşam dükkanda. Artık tabii yaşın gereği Matyas da oldu. Şu evet. Anda tamamen dediğimiz olay. Değirmen şu anda onun elinde. İstediği gibi öğütebiliyor şu anda. Tabii anne zaten yine başında. Yeni yanında eksikleri tamamlama adına. Baba, anne, Matyas. Üçünüz berabersiniz. Üç, Troika. Gerçek patron kim? Troika. Hepimiz. Sen. Hepimiz birimiz aile, hepimiz için. Aile, bu, aileyiz. Kim gelirse de aileden. Mardin sokaklarını turluyoruz. Aslında eski dostlarımızı da ziyaret ediyoruz bir yandan. Çekimden bir gün önce geldik. Tam vaktinde yakaladık. Yoksa şöyle Hüseyin abi göster. Buradaki ürünlerin hepsi Midyat'a gidiyordu. Sağ olsun Amir Bey'le daha önce de tanışmıştık. Şimdi efendim, Mardin'e geldiğiniz zaman hani insan ister istemez bu tarihi şehirde, bu kadim şehirde dolaşırken giderken de buranın kültürüne ait bütçesi doğrultusunda hediyelik eşyalar almak istiyor. Sonu yok bu işin. Paran varsa yüz binlerce liralık eserler de alabilirsin Mardin'de. Ama her bütçeye uygun olanı biz ve anlamı olan ürünleri ekrana getirmek istedik. Amir Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Mardin'e. Ayaklarımı da sana. Valla biraz üşüttüm herhalde. Kışa doğru gidiyoruz. Üşütmüşümdür, evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bunlar nedir? Şimdi bunlar Mardin'in eski bir taşı olarak geçiyor. Gözler Süryani nazar boncuğu olarak geçiyor. Eskiden imkanlar yoktu diye bunları toprak ve karışımdan, boya seramikten yaparlardı. İmkanlar olmadığından dolayı ve çocukların omuzlarına takardı. Şimdiki işte aynen o zamandan beri halen devam ediyor. Yani yaklaşık bir 80-90 hatta 100 yıla kadar eski bir şeyi var, mazisi var bunun. Şu an nazar boncuğu diyelim. Nazar boncuğu, evet nazar boncuğu ama farklı yani makine falan işi değil, elle yapılan taşlar. Elle yapılıyor. Evet, doğrudur. Siz ustalığınız da var, siz yapıyorsunuz. Aynen doğrudur. Şimdi ne doğrudur. Çeşitleri var göstereyim. Şimdi Hüseyin'e bak ne kadar şık. Bunlar bileklikler. Bak burada kolyeler. Yanında bir kolye daha. Burada bir bileklik daha. Bunlar nedir? Broş. Bunlar broş olarak, model olarak yapmışız. Yakaya, evet bunlar? Doğrudur. Bunlar da aynı şekilde telkari şeklinde kolyeler bunlar. Yüzükleri oluyor bunların.
farklı farklı, yani aynı taştan farklı farklı modeller yapabiliyoruz. Onu da o şekilde. Bunlar kolye, gümüş mü abi? Gümüş, doğrudur. Gümüştür. Gümüş. Bu ustalar? Onlar da gümüş üzeri altın yaldızlı. Bunun yaldız parası yapıyor. Olan altını alıyor, ben biliyorum. Tabii altını daha bir daha pahalı, evet, 1500-2000 liraya yakın. Kaç liradan başlıyor fiyatlar? Şimdi bunların fiyatları şu anda satışımız 70 lirayla 200 lira arasıdır. 70 lira vallahi alınabilecek en güzel hediyelikler. Evet. Mesela şunlar kaç lira bileklikler ortalama? Onun o bilekliğin fiyatları 80 liradır. Gerçekten mi? Doğrudur, evet. Şimdi efendim Mardin gerçekten ilginç. Ben bu arada söz açılmışken unuturum falan. Şimdi Mardin çok turist çeken bir yer. Turist demek güzellik demektir. Ama ben acilen şunu rica ediyorum. Özellikle yemek mekanlarında fiyat listesi istiyorum. Neredeyse hiçbir mekanda fiyat listesi yok. Ben sordum. Dedim ki niye fiyat listesi yok? Değişiyor. Ya ne kadar değişebilir? Silersin, yerine koyarsın. Yani dün benim yanımda iki çorbaya 300 lira para aldılar. Şikayet edeceğim. Ve bu tabela konusunda da elimden geleni yapacağım. Yani buraya insan geliyor. Çok iyi niyetli esnaflar var. Çok çok iyi esnaflar var. Ama kimse de yani çıkarcılık yapmasın. Yani buraya her gelen zengin değil. Parasını biriktiriyor. Hafta sonu harçlığını biriktiriyor. Gelip gidiyor. Yani bir çorbaya 150 lira ayıptır, günahtır. Başka neler var? Her şey var. Yüzükler var. 70 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor. Aynen doğrudur. Aynen dediğiniz gibi. Vallahi doğrudur. Çok şık. Kendi imalatın. Aynen doğrudur. Kendim yapıyorum. Ve Midyat'a, buraya, hatta büyük şeylere de gönderiyoruz yani. Ustam, kargo olarak gönderiyoruz. Çok gidecek yerim var. Sana mutlaka uğramak isterim. Çok teşekkür ediyorum efsane. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sokaklarında dolaşırken dedik ki hep bu birinci caddeyi geziyoruz. Merdivenlerden aşağıya indik. Pazar günü olduğu için her yer kapalı. Burası Marangozlar Sokağı. Sağ tarafta bir baktım bayağı da tarz bir kardeşim duruyor. Merhabalaştık. Ya dedim buradakileri sen mi yapıyorsun? Dedi ben yapıyorum. Velat. Bağlama da yapıyor. Def de yapıyor. Burada tablolar yapıyor. Ya dedik ki seninle tanışmak istiyoruz. Ne konuşacağız dedi. Hele bir dedim gelelim. Elbet konuşacak bir şey buluruz. Mardin'de de görüp görebileceğimiz en tarz gençlerden biri. Genç diyorum artık. Biz 50 yaşımıza geldiğimize göre sana genç dememiz normal değil mi? Normal tabii hocam ya. Gel. Sevgili Velat. O kadar değerli değil mi? Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. Marangozlar Sokağı. Bir sokağın özelliğini senden alalım. Sokağın özelliği mi? Evet. Hep marangoz olması mı? Yani eskiden daha bir kalabalıktı aslında. Yani şu an pazar olduğu için kapalı. Normal günlerde de çok kapalı aslında. Hani çoğu kapalı. Nedeni de yaşlandılar. Vefat ettiler yani çoğunlukta. Peki sen bu sanatı nasıl merak ettin? Nasıl girdin? Nasıl başladın? Ben güzel sanatlar mezunuyum. Mersin'den mezun oldum. İşte daha önce def dersi veriyordum. Hani çalımı. Yapımı değil çalımı. Daha ileride bir ileride bir atölyem vardı. Ondan sonra buraya geldim. Dedim bir ervane üretimi için aslında girmiştim buraya. Tablolar yapmaya başladım. Yani kendi okuduğum meslekle ilgili. Sonra işte marangoz amcalar ufak ufak ahşap böyle küçük parçalar, hani işe yaramayan parçaları getirdiler. Kolyeyle başladım. Ondan sonra saza kadar geldi ya. Vallahi tebrik ediyorum ya. Ne kadar güzel. Yani ben böyle görünce mutlaka girmek istedim. Kapıdaki yazının bir anlamı var mı? Kitabı kapağına göre değerlendirmemeli. Niye özellikle onu koydun oraya? Özellikle koydum çünkü hep dış görünüşümle hep böyle ön yargılı. Kimin dış görünüşü? Benim dış görünüşümle ilgili hep ön yargılı geliyordular. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ondan kaynaklı ben de benim öyle. Benim 17 yaşında oğlum var. Benim kaç yaşındasın?
Ben 35 yaşındayım. Var mısın o kadar? Hı. Helal olsun. Aa, benim oğlum da keşke böyle tarz sahibi ve böyle yetenek sahibi olsa. Bak, yapıyor, çalıyor, ders veriyor, boşa kalan malzemeleri değerlendiriyor. Ve marangoz sokağında birçok esnaf kapatırken bu sanat artık yaşamıyor, yaşlandık derken bir nevi de bayraklık yapıyoruz. Pazar günleri de açıldı. Hadi oturalım, gel, pazar günleri de açıksın, güzel. Bu ne? O cura. Cura. Yani dede sazı, kopuz deniyor. Ben bu adama gıcık kaptım abi, farkında mısın? Velat, sana saydan gıcık kaptım bak ha. Adam eline neyi alsa çalıyor. Bırak abi, olur. Ah, ah. Elbet bir şey bulacağım yeteneğinin olmadığı. Bu da aynı şey. Ama ben sen çerçeveleri, bak sen çerçeveleri yapıyorsun değil mi? Resimleri sen çizmiyorsun. Resimleri ben çiziyorum. Bak iyice düşman oluyorum, bak iyice düşman oluyorum sana. Bundan korudu bulduk. Adam sırf yetenek ya. Şunlara bakar mısın? Bunları da sen yapıyorsun. Aynen o zaman. Allah bilir buranın içerisinin mimarisini de sen yapmışsındır. Aynen ben de. Mantı açabiliyor musun? He? Mantı yapabiliyor musun? Yok. Oh, oh be. Bulduk bir şey. Bulduk sonunda yapamadığı bir şey ya. Akordu bozuk ama idare ediyor. Tamam. Neyi elini alsa yapıyor ya adam. Tam gerçek sanatçı, yemin ediyorum ya. Eyvallah, ona sağ olasın hocam. Satış var mı? Sipariş üzeri yapıyorum. Sipariş. Mesela bir misafir geldi burayı gezerken bu duvardakilerden beğendi oldu. Onları veriyor musun yoksa hayatta vermem onlar benim mi diyorsun? Şimdi en başta bunlar aslında satmak için yapılmıştı. Bunlar hariç de şu biblolar falan diğer tablolar. Şimdi saz işine girdikten sonra bunları dekor olarak bıraktım yani. Şey yapmıyorum, satmıyorum artık onları. Şimdi sadece saz yapıp ya da sadece dekiyorum. Saz yapıyorum. Depi de bırak. Yani dep için ileriki zamanlarda düşünüyorum ben. Şu an için yoğun saz siparişleri. İyi mi saz siparişleri yani? Meraklı mı insanlar? Gençler özellikle. Ya tabii burada yok yapan. Bak, bir ticari zekası da var. Bak iyice Velat'a gıcık kapmaya başladım. Bak ticari zeka da var adamda. Hikayesini anlatsam aslında anlayacaksınız. Yani. Yeğenim var. Rahmetli abimin yeğeni. O da saz çalıyor. Şimdi hatta müzik öğretmenliği okuyor Urfa'da. Saz istediğini söyledi. Amca bana bir tane saz al dedi. O da 24-25 yaşlarında falan. Baktık pahalı. Dedik kendimiz yapalım yani. Hiç tecrübe yok. YouTube'dan izledik ustaları falan. İşte ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Aldık kütüğü, böldük. Ondan sonra içine oymaya başladık. Şuydu ilk yaptığımız saz. Şu en baştaki. Allah Allah. Hüseyin abi bak. Biz buraya başka bir şey için geldik. Ben de piyano siparişi vereceğim. Ben de araba siparişi vereceğim. Ya yapar ha. Yemin ediyorum yapar. Hatta kornasında da böyle bağlama şeyleri, sesleri falan çıkar ya. Sonra yaptın oldu değil mi? Oldu. Sonra iki oldu işte. Sevdim bu işi. Ya bir... Velat sen çok özür dilerim. Çok ünlü birisin de biz mi seni tanıyamadık? Kusurumuza yok, bakma. Bak ciddi söylüyorum ya. Yok hocam ben burada ben de bir esnafım yani öyle. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu söyleyeyim. Hani belli bir şeyde durmuyorum. Hani bu sazdan sonra ne gelecek onu bilmiyorum. Hani bu süreçtir. Yol. Hani kendimi keşfediyorum ben bu yolda. Öyle başladı. Sazı yaptık. Ondan sonra sevdim bu işi. İkincisini, üçüncüsünü yapayım derken abi geldi. İşte bundan bir tane istiyorum dedi. Bu en başta yaptıklarım böyle çok işçilikleri iyi değil. Ama sıkıntıları da yok yani. Herhangi bir cızırtı, cızırdama falan yok. Böyle böyle şimdi 20-25 tane yakın falan yaptım. En son yani. Yaptığın ustalık hangisi? En son yaptım bu işte. O değil mi? Ne bunu, bir şey söyleyeceğim. Bunun diğerlerinden farkı ne? Burada delikleri var. Burada delikler işte ses almak için. Hani çalan kişinin sesi alabilmesi için. Farkı işte balta saz mı? Hani, yüzüme baka baka teşekkür ederim Velat. Aynı zamanda ince ince laf sokmayı da biliyorsun. Yani adam balta. Tabii balta saz diyerek yüzüme baktı. Yok gerçekten. Şaka. Kopuzan balta saz. Alevilerin genelde kullandığı dede sazı da deniyor. Yani bağlamadan tek farkı normal bağlamadan. Burası daha dar. Bir de teknesi değişiyor bir şekilde. Vallahi çok güzel ya. Ben size bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Mardin'e yolunuz düştüğü zaman Marangozlar Sokağı'nda gelin bu kardeşimi görün. Mekanını görün. Yani sohbet edin. Eğer vakti varsa bilmiyorum öyle çayını kahvesini için tanıyıp tanıyabileceğiniz en
iyi anlamda söylüyorum bunu, değişik insanlardan biri. Çünkü konuştukça içinden cevher çıkıyor. Doğru mu Hüseyin abi? Evet. Tabii. Bak baştan sona onun eserleri. Ya çok güzel kardeşim valla. İyi ki karşılaştık. Tesadüfen oldu ama. Ben de çok sevindim aslında. Valla iyi oldu. Bu şekilde karşılaştığımızda. Sipariş de yapıyorsun değil mi sazı? Evet, siparişleri yapıyorum. Peki kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Mardin'de gideceğimiz yerler belli ama gideceğimiz yerlere uğramadan önce şöyle hani Mardin'e ait mekanlarında bir görüntüsü olsun istedim. Olgunlaşma Enstitüsü arkanızda. Buradan daha önce gelmiştim. Terasa çıktığınız zaman da Ulu Cami'nin minaresini görüyorsunuz. Hatta burada klasik poz vardır. Böyle ellerini koyarlar. Sanki Ulu Cami'yi tutuyormuş gibi. Bir de böyle bir sektör var. Gelen misafirler fotoğraf çektiriyor herhalde değil mi bol bol? Gayet güzel. Şimdi efendim hafta sonları hava güzelse Türkiye'nin dört bir yanından turlar Mardin'e geliyor. Mardin eğer yağmur yoksa gayet keyifli. Şimdi gümüşten biraz bahsetmek için sevgili kardeşim Mehmet'in yanına gideceğim. Şu birinci caddenin de trafiğine bir çözüm bulunması gerekiyor. İnanılmaz kalabalık, bir de araya korna sesleri falan. Yani en büyük sıkıntılardan biri otopark. Bilmiyorum. Caddede de yapılacak bir şey yok. Sevgili Mehmet'im nasılsın? Mert abim gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Allah hoş geldiniz Mardin'e. Var mı yeni çeşitler? Var. Buyurun. Hadi girelim içeri. Hoş girelim. Geldiniz. Buyurun. Şimdi hep kadınlar için, hep kadınlar için ben hep söylüyorum. Erkeklerin suçu ne? Ama sevgili Mehmet kardeşimden rica ettim. Dedim ki çok şık tespihler olsun. Aman Allah'ım Hüseyin abi şunları bir ekrana yakın yakın getir ya. Tesbihtes artık bunların üstü yoktur herhalde. Yok artık. Neler bunlar? Bunlar eski Osmanlı kehribarlar, damla kehribarlar, ateş kehribarlar. Hepsi. Ben şöyle şunu göstereyim. Bunun içinde niye böyle bir şeyler var? Eski karıncalar içinde kalıyor. Orijinal fosil eski damla kehribarı. Vallahi gümüş püsküllü. Çok şık. Şurada başka bak bunlar hakiki kehri var değil mi? Hakiki kehri var. Bunlar bir araba parası eder mi? Kaç lira ortalama şunlar? Fiyatları tabii her şeyine göre değişiyor ama. Değişiyor. 50 bin var mıdır? Ya o ortama 20-30 bin arası bir şey tutuyor. Tutuyor değil mi? 50 bin olanlar da var. Var. Şu özellikle şu imamelerin işlemesi bile tabii Mardin usulü hepsi değil mi? Bunlar aşk düğümleri. Bunlar gümüş saç inceliğinde çekiliyor. Bayanlar tığla, iğne oyasıyla örüyor. Tamamı el işi. Bin ayardan yapılıyor. Şimdi sizin favoriniz hangisi bilmiyorum ama şunun ateş favori, evet. Şunun rengi, güzelliği. Sen hangisini gösteriyorsun? Bunu. Bu. Bence bu. Sence bu mu? Evet. Yakınlaş abi. Bence yakın nasıl? Yaşın. Ateş yakıyor abi direkt. Elde yakıyor. Fiyatı da yakıyor mu? Fiyatı da yakıyor. Bunlar koleksiyonerler için değil mi? Aynen öyle. Gel abi biz bildiğimize geçelim. Gel şu tezgah kurban olayım gel. Şimdi efendim şu çeşitleri, bunlar hep Mardin işlemeleri. Mardin, terkari, bileklikleri var, kolyeleri var, küpeleri var. Her fiyat aralığında bulabilirsiniz. Yani buraya geldiğimiz zaman kaç liradan başlıyor? Yani Mardin'e geldik bir şey almak istiyoruz, bir hediye almak istiyoruz. Kaç liradan başlıyor en düşük hediyelikler? Her bütçeye uygun var bizde. Yani siz isteyin biz verebiliriz. Yani 300-400 liradan başlar. Başlıyor değil mi? 2000-3000 liraya kadar da çıkar. Sonu yok. Yok, sonu yok. Bu arada küpeler var. Küpe, kolye, yüzük, tezbihlerimiz var. Gümüş tezbihler. İşler nasıl Mehmet görüşmeyeli ya? Binlerce şükür. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Yani ben Mardin'de bazen bana diyorlar ki işte çekim için aynı yerleri tercih ediyorsun. Ya ben şuna dikkat ediyorum. Bizi gördükten sonra insanların geldiği zaman mahcup olmayacağı, bizim hakkımızda da. Mutlu ya burayı nereden buldun? Demesinler, bize desinler ki ya çok güzel yerleri ekrana getiriyorsun. Teşekkür ederiz. Bu sene en çok hangisini sattın? Artık sene bitti, 2023'te diye sorayım. Mardin'e gelen misafirler en çok hangi üründen aldı? Ya, bu Mardin haslarından verdik. Bayağı giden bir modelimiz. Biliyorum abi, biliyorum. Onun bilmez miyim Mehmet? Bilmez miyim Mehmet? En son Mert Bey'e verdik. Evet, en son bana geldi. Onun bu şekilde takımı var. Kolye, küpesi, bilekliği. Peki... Üstündeki işlemeler, bu Mardin taşelerin üstündeki işlemeler.
Yani Mardin çok güzel değil mi? Yani tarihiyle. Demin mesela bir misafir geldi. Daha doğrusu bizi izliyormuş, dedi ki. Ya dedi, kimse bilmiyor dedi. Sadece dedi Mardin'de, eski Mardin'de bir bölümde dedi bizim bildiğimiz 19 tane medrese var dedi ya. Doğrudur. İnşallah Ramazan'da yolumuz düşerse o medreseleri ekrana getirelim. Yani Mardin sadece hani bizim gezdiğimiz yerlerle sınırlı değil ama bizimki gezi programı olduğu için hani biz biraz daha böyle popüler. Zinciriye medresesi var, Kasimiye medresesi var. Ben çoğunu gezdim geçtiğimiz yıllarda. Hatuniye medresesi var. Hatuniye medresesinde mesela Peygamber Efendimiz'in ayak izi var. Bunlar mesela yine sırf Mardin ürünü değil mi? Bunlar kazaziye olarak geçiyor. Eskiden Trabzon'da yapılıyordu. Artık şu anda Mardin'de de yapılıyor. Bunlar bin ayardan yapılıyor. Gümüş saç inceliğinde çekiliyor. Bayanlar tığla, inoyosuyla örüyor. Tamamı el işidir. Erkekler için yüzükler. Yüzük, yani her zevkiyle. Kolye, mesela kolyelerimiz var, anahtarlarımız bak, var. Bilekliklerimiz var. Vallahi hepsi birbirinden şık. Terkari anahtarlıklar var. Var da var. Tezbihler var. Kalem işçiliğiyle, terkar işçiliğiyle. Valla sevgili kardeşim, bir, dostluğum çok iyi. Allah razı olsun. İki, gelen insanları nasıl paralarını alırım diye müşteri olarak değil. Yok. Tabii ki ticaret yapıyorsun ama. Gelenler hepsi bizim misafirimiz. Yani nasıl daha uygun ve daha kaliteliyi veren bir esnafsın. O yüzden de seninle çekim yapmak çok keyifli. Teşekkür ederiz. Efendim bunlar gümüşler. Gösterdik. Bunlar efsane tesbihler. Tabii yani bunun dışında sıkmaları, ucuzları onlar da var ama biz istedik ki bu programda böyle enler ekrana gelsin, en güzelleri ekrana gelsin. Bak şuraya baksana abi ya. Buraya bir şey söyleyeceğim. Girip de iki saat gezen kadınlar, hanımefendiler oluyor değil mi? Var. Beş dakikalığına giriyorlar. Ortalama bir buçuk saatte çıkan müşterilerimiz ama var. Haklılar, haklılar. Sevgili dostum, benim gezecek yerlerim var. Memnun oldum. Senden çok her zaman bekliyorum. Her seferinde illa yemek diyor, illa kahve, bu sefer çayını içtik. Ama yemeğe de bekliyorum. Alacağım olsun. Çok İnşallah teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Her zaman beklerim. Allah razı olsun. Seve seve. Kolay çıkın, gelsin. Çıkın gelin Mardin'e, bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. ...13 ya da 14 sene önce Dolu Dolu Anadolu programına başlayacağım. İlk bölümüm bana her zaman şans getirdiğine inandığım Mardin. Mardin'de çekimlere başlayacağım. İlk geldiğim yer Mehmet abim. Başım üstüne. Onun sabunları. O zamandan beri ne zaman Mardin'e yolum düşse gelirim, benim reyting makinem. Başım gözüm üstüne. Mehmet abi yayınladığım zaman sosyal medyada neresi orası, neresi orası? Mehmet abim benim. Hürmetler babacığım. Nasılsın? Saygılar sunarım. Hoş geldiniz. En başta TV2 ailesine de selamlarımı sunarım. Allah sizleri muvaffak etsin. Vallahi dedim ki acaba gelirken ya burada değilse, hani Orhan Gencebay diyor ya, işini veriyor ya evde yoksan. Evde yoksan. Ben de dedim Mehmet abi ya dükkanda yoksan. Gelirdim vallahi, dünyanın öbür ucunda olsan da çağırsan gelirim abim için ya. Şimdi, abim bir şey söyleyeyim. Sen gelmişsin 1500 kilometre bizim için. Allah size razı olsun. Çarşıda sana gelmeden önce dolaşıyorum. Sözünü dinlediğim, Mardin'e gönül veren insanlar beni tebrik ettiler. Dediler ki çok sabuncu var ama sen dediler hep Mehmet abiye gidiyorsun. Bu işin profesörü. Sağ olun. Dünyaya bu sabunu tanıtan, üniversitelerde dersini veren, araştırma konusu oldu. Araştırma evet, konusu olan evet. Ama mütevazılığından, alçak gönüllüğünden de hiç vazgeçmeyen. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu mudur bizim iş, asıl işimiz? Yok, bu değil. Bu menengiç. Menengiç. Bu menengiç. Eskiden böyle kepeynir gibi kesip kesip satardık. Şimdi kargolar eğri büğrü olunca bunu kalıba çevirdik. Bu şekilde. Yani daha önceleri böyle bu şekildeydi. Kalıp yoktu. Ve bunları da suya dediğinde bitki kokar. Evi, bütün havası havası değişir. Ama seni sen yapan. Bıttım. Bıttım abi. He. İşte bu abi. Bıttım sabun. Türkçesi yabani fıstık. Nedir Arapça abi, bıttım diyor. Nedir bu? Nasıl yapılır Mehmet abi? Abi bunlarda parfüm yok, boya yok, kimyasal yok. Bunlarda biz dede kalan mirasla Palamut Külü'nden yapıyoruz. Ve şu an birçok bahsettiğimiz gibi demin birçok üniversiteye araştırma konusu oldu. Saça da cilde de şifadır. Bebekleri bile yıkayabilirsiniz. Bunun suyu doğaya zarar vermez. Yani ben de mesela saç dökülmesi var. İyi gelir mi? İyi gelir. İyi gelir, anında durdurur, olan saçları olduğu gibi korur. Daha fazla dökülmesini engeller. Yani bazen böyle sabun şey yapıyorlar. Şekiller veriyorlar, paratıyorlar. Orijinal, tabii, organik, tabii. Bıttım sabunu bu. Aynen öyle. Ama esas meşhur olan katran. Onu da bir açalım. Hocam emin olun bu sabuna iddialıyım. Cilt yaraları, lekeleri, sedef mantarları bu ilaçla geçmeyen sorunları iyileştirir. Kokusu ağır ama
Bu hepsi Lokman Hakim'dir. Bu sabunda kükürt var, kil var, ardıç katran ve bu sabunu açık yaraya sür, iyileştirir. 10 yılda geçmeyen sedefleri iyileştirir. Şu an bunu tescilledik. Bir sürü de eczacılar veriyoruz. Eczacı arkadaşlar satıyor bunu. Şimdi ben bunu şöyle biliyorum. Yanlışım varsa düzelt. Mesela önce cildimizi ıslatıyoruz. Aynen. Sonra bunun üstü böyle köpük. Bunu yoğurt. Alıyorum böyle sürüyorum. Bir 10 dakika bekleyeceğim. Yoğurt gibi olur. Bak, ha, cilden nüfuz etmesi lazım. Sonra bekletiyorum ama hemen. 5-10 dakika beklet, yıka. Bunu günlük uygula bak. Cildinden ne varsa yeniliyor. Cilt yenileniyor. Peki, çok samimiyetine dayanarak bir şey soracağım. Bak, herkes de bunu cesaret edemez. Şimdi biz kış geldi abi. Hı. Çok seyahat ediyoruz ve kapalı ayakkabı giyiyoruz. İster istemez akşam bir davete gittiğimizde, bir yere gittiğimizde ayaklarımızda istemediğimiz bir koku oluyor. Evet. Bunun önüne neyle geçeceğiz? Evet. Bununla yıka, üstüne sirke dök. Tek seansta o koku gitmezse ben dükkanımı kapatırım. Bununla ayağımı yıkayacağım. Ama biraz bekle. Bak, yoğurt kıvamına gelene kadar ayağımı yıkadım. He, bir 3-5 dakika beklet. Sonra duruladıktan sirke. Sonra sirke dök. Eğer koku kalırsa ben dükkanımı kapatırım. Peki bu vücuttaki ter kokusuna falan da faydası var mı? Kokuyu bilmem ama ciltteki yaralara iyi gelir. Iyi. Evet. Bak, ne diyor? Bilmediğimde bilmiyorum. Evet. İyi gelecek şeyi samimiyetle söylüyorum. Allah razı olsun. Ya bizim kaç çeşit sabunum var? 5-6 çeşit. Ama en diyorsun önemlisi bu üçü. En gözdesi bunlar he. Katran. Tabii. Bıttım menengiç. Menengiç. Evet. Bak şimdi, tanesi kaç lira? Kalıbı. Vallahi 13 sene önce 4 liraydı. 4 lira. 1 liraydı. 1 liraydı evet. Mehmet abi. Ben geldiğimde 1 liraydı. Bugün 20 lira. Bak, 13 sene önce ben geldiğimde 1 liraydı. Bu en pahalısı katran. Şu an bunu 40 liraya satıyoruz. Kesinlikle. Ama şifai özelliği çoktur. Gençlerimiz, kızlarımız bunu çok sevdi. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mehmet abinin dükkan böyle. Bakın bu şekilde. Şimdi Mehmet abi burayı istese var ya, öyle bir hale getirir ki böyle dışarıdan baktığın zaman, ama Mehmet abi diyor ki ben diyor, benim ürünüm önemli. Benim Allah'a şükür. Yoksa sen burayı neler yaparsın? Şükür abi, inan şu an 100 ton olsa müşterisi aldı. Çünkü bakın, bunu 5 hafta 7 hafta bekliyoruz. Kurumasını, dinlenmesini ki ancak müşteriye sunalım. Yani hemen üretse yok. Çünkü bunların haftalarca ürettikten sonra bekliyoruz ki kıvamına gelince ancak satabiliyoruz. Ve şu an inanın 100 ton olsa da müşterisi aldı. Çünkü biz el yapımı biraz geç yetişir. Endüstri değil, sanayi değil. Ellen imal edelim. Peki bunun formülü babanın mı dedenin mi? Dedem. Dedem, evet, dedem baba, biz şu an 4. kuşaklar çalışıyor. Mehmet abi, kaç yaşındaydın bu sabunun işine girip bu işlere başladın? Ya ben ortaya, liseye gitmedim. İlkokulu bitirir bitirmez babamın yanındaydım. Ve o gün bugündür bak, beyazladık, torun sahibi olduk, hala babamızın yanındayız. Yani babamızın mirasını sürdürüyoruz. Vallahi Mehmet abi, seninle konuşmak bir keyif. Teşekkür ederim. Senin sabunların gerçekten benim Mardin'de, hatta Türkiye'de, bak iddia ediyorum, en huzur içerisinde gidip rahatlıkla gösterip tavsiye edeceğim sabunlar. Türkiye'nin her yerine yolluyorsun. Şükür Allah'a, bundan biz huzur duyarız. Millet şifa buldukça da biz daha çok seviniriz. Çünkü kötü bir anımız olmadı bugüne kadar. Ve dede 100, bir asır önce nasıl üretiyorsa hiç formülü biz değiştirmedik. Peki bunun bozulma ihtimali var mı? Sabunu 3 ay kullanacağım, 5 ay sonra etkisi geçer, 1 sene sonra. Son kullanma tarihi yok. Tam aksik, eskidikçe kalitesi daha fazla artar. Bunlarda son kullanma tarihi yok. Mehmet abim, Allah sana uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Siz de sen benim Mardin'deki abimsin. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Mühennettarım, hürmetler sunarım. Size de iyi yanlar dilerim. Allah. Hafta sonları Mardin çok yoğun, söylemiştim. Biz çekimleri pazar günü yapıyoruz. Kalabalık olması hoşumuza da gitmiyor değil. Niye? Misafirler geldikçe burası daha da hareketlenir. Bakır'dan bahsedeceğiz. Adresim değişmez. Adresim değişmez. Sevgili kardeşim, merhaba. Mert abi, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Senin her geldiğinde boyun mu uzuyor ya? Abi Mardin sulak yerdir. Sulak yerde büyüyoruz. Zaten abi habire boyun uzuyor ya. Aynen. Kaç oldun şimdi? 1.93. 1.93. Ayaklar? Ayaklar Mardin plakası 47. Benim boy 1.91, ayaklar 48.5. Hala senden maşallah öndeyim. Aynen. Neler var? Hadi anlat. Abi biz her zaman modelleri değiştiriyoruz. Mesela şu an revanşta olan kış aylarında bitki çaydanlığı. Bitki çaydanlığı nedir güzel kardeşim? Ne yapıyorsun? Bunda mesela kış çayı, bu sobanın üstünde kalır. Eskiden bu bir gelenekti bizde. Mesela ıhlamurdur,
bitki çaylarıdır. Bu her zaman kaynar. Hasta olduğumuzda annelerimiz bize her zaman doldururdu, verirdi. Bunu ilk defa görüyorum. Bakır, evet. Bakayım, ağırdır bakır. Ağır ağır. Bizim bakırlar biliyorsun, kalite. Güzeldir. Oo. Dede mesleğidir. Güzel. Evet, şunlar ham madde zaten. Gel dur dur. Söyleyip gitme ha. Bak şöyle bakırlar geliyor. Biz bunu çaydanlığı, tencere, tepsi, her şeyi çıkartıyoruz bunlardan. Ham madde bu şekilde geliyor. Boy boy. Başka neler var yeni ürün ya? Bak bu güzelmiş ha. Evet, soba ya. Üstü çaydanlık. Soba üstü çaydanlık. Güzel. Ya şu tarafa doğru geçelim. Hüseyin evet. Abi oradan böyle başlıyor, oraya geçti. Şöyle çok güzel bakır tavalar yapıyoruz. Bunda kalın... yağda yumurta olur be. Her şey olur. Kuymak, melemen. Biz fakiriz. Yağda yumurta. Yağda yumurta. Evet. Başka? Yeni ürün. Yeni ürün istiyorum Mehmet. Yeni ürünler. Mehmet diyorum ya. Kusura bakma. Rica ederim. Şöyle güveç tencereleri yapmışım. Fırına ya. Atılır. Boy boy. Ocağın üstüne bırakılır. Fırına atılır. Bunlar çift tabanlı kalın bakır. Vallahi hep orijinal güzel. Ürünler yapıyoruz. Şöyle taşlı sürahiler yapmışız. Bu da güzel ha. Evet. Bak Hüseyin abi bak. Taşlar bakıra değiyor. Bakır suya negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür. Biz de boş yere yaşıyoruz. Ben de diyorum ki bu sinir nereden geliyor bana? Abi. Bir daha geldiğimde bir su soğut da. Onda bir soğuk su içerim. Tamam, boşumuzda. Ben soğuk suyu severim ya. Benim siparişim ne durumda? Senin siparişini yapıyorum, senin şekerliğini. Yap benim şekerliğimi. Evet, şimdi bilenler gülecek. Bu diyecek şekerlik ya. Şekerlik şöyle yapıyoruz. İsmini yazacağım. Bak burada ismim yazacak. Buraya çizimini yapmışım. Birazdan işleyeceğim. Tık 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 evet. Götüreceğim. Bu kalacak evlat diyelim. En ucuz hediyelik ne alırız? Ben ucuzu da sormak zorundayım. Herkes çok tabii. Paralı değil. Tabii yani Mardin'e geldik. Evet, Mardin'e geldik. Ucuz bir hediyelik istiyoruz. Mesela yumurta tavaları uygun. Güzel. Şöyle kalın bakır, yarım kilodan fazla. 250 TL. Bunlar. 2023 yılının sonuna geliyoruz. Biz burada işçilik parası ve ham madde, kar almıyoruz. Sadece işçilik parası ve ham madde. Çünkü biliyorum insanların alım gücü de kalmadı. Elimizden geldikçe en dip fiyatlardan satmaya çalışıyoruz. Kaydanlıklar falan ne kadar güzel ya. Evet. Bunda bir kere çaydanlık yap. Şöyle bir ardına bak. Kaya gibi. Güzel. Heh. Çok güzel. Bir kere çay yapan bırakmaz. El dövmesini babam yapıyor. Ama sen de artık iyi usta oldun ya. Sen ben, de artık. Ben burada desenleri çiziyorum. Atölyede dövme olur. Abim kalay işlerine bakıyor. Ekibiz. Daha doğrusu. Vallahi teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim şekerlik. Evet. Senin şekerliğini yapacağız. Oradan da ben nereye gideceğim biliyorsun? Bir kahve içelim artık Hüseyin abi değil mi? Evet. Çok çalıştık. Bir kahveyi hak ettik galiba. Geldi. Geldi bak gel. Babam da atölyeden bak demin geldi. Anlattığımızın farklıları. Bitki çaydanlıklarını yap. Baba da abin gibi ha. Evet, evet. Bu abi bu kolyeler sizde aile geleneği mi? Hepinizde var. Bu birçok hastalığı çekiyor. Bu çok faydalı. Bu en genç fosil 10 milyon yaşındadır. Renk değiştirmesinin sebebi de hastalığı çektiğini gösterir. Bu esas sapsarıdır. Niye koyulaşıyor? Hastalığı çektiğini gösterir. Burada çok popülerdir Mardin'de aslında. Herkes bilen bilir zaten. Bak sizin babamda da var, bende de var. Bak geldiler. Bitki çaydanlıkları. Bitki çaydanlığı şu an revaçta çünkü. Abi sobayı nereden bulacağız? Sorun orada. Bu soba ocakta da olur. Ocakta da olur da sobanın o koku, o ambiyans lazım olmaz. Bize. Olmaz. Büyük usta geldi ya. Sağ ol. Büyük usta geldi. Babasından öğrenmiş. Dede mesleği şu an bayrak bende. Allah'ın izniyle ben de devletmeye çalışacağım. İnşallah. Elimden geldiği kadar. Bak cezveler de güzel ha Hüseyin abi. Gelen cezvelere bakalım. Bizim Hüseyin abi kahvecidir. Evet işçiliklere bakın. Bunlar benim kendi el işim. Şu desenlere dikkatli bakın. Hepsi sedef saplı kalın bakır. Valla kardeşim yine her geldiğimde farklı güzelliklerle bizi karşılıyorsun. Sen benim adımı yaz ben oradan gidiyorum. O senin güzelliğin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Her zaman beklerim. Mardin'de çekimlerin sonuna doğru yorgunluk kahvesi içmek için Harire'ye geldim. Ben kahve içecektim ama buradaki iki Esma o kadar güzel bir sunum yaptılar ki dedim ki kahveyi en sona bırakalım. Önce masada neler var onlardan bahsedelim. İki tane Esma, ikisi de ikizler burcu.
Birbirlerinin yüzüne gülüyorlar ama anlaşmalarının imkanı yok. Neyse benim yanımda oturan Esma diğerini hemen saf dışı yaptı. Dedi ki burada dedi benim dediğim olur. Röportajı ben yapacağım. Böyle masum durduğuna bakmayın. Aman Allah'ım. Nasılsın Esma? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, bak bu iltifatlarla bomba gibi olmuşsundur herhalde. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz Mardin'e. Niye anlaşamıyorsun adaşınla? Ya anlaşabiliyorum aslında da size denk geldi diyelim. Hep öyle olur zaten ya. Şimdi biraz sonra kahvemizi içeceğiz ama size de adını veren Harire hangisidir ve nedir bir gösterir misin? Şöyle göstereyim. Harire tatlısı Mardin'in geleneksel tatlısı olup aslında hikayemizin başladığı yer. Mazruna dediğimiz üzümün şırasından hazırlanır. Üzümün kendi doğal şekeri olduğu için biz Harire'de ekstradan şeker kullanmayız kesinlikle. Kendi natürelliğinin bozulmaması adına. Bu Harire tatlısı olarak gördüğünüz, aynı zamanda Harire şenlikleri de mevcut. Harire adına her zaman her sene yapılan bir geleneksel şenliği de mevcut. Öbürü Zer değil mi bizim bildiğimiz? Şu bir gösterir misin bunu da rica etsin? O da Tapbaka tatlısı. Bu da aslında Süryanilerin geleneksel tatlısı. Kendi bayramlarında, kendi düğünlerinde tercih ettikleri altı süt kaymak, üstünde zerdeçal bulunduran bir tatlımız. Yani altı farklı bir tatlı, üstü de farklı bir tatlı olarak. Güzel gidiyoruz şimdilik. Öbürüne de geçelim. O bu sizin zerde dediğiniz aslında ama zerdeye çok da benzetilmeyen tatlımız. Bu da safran yeni bahardan oluşup üstünde tarçın ve cevizle sunumunu yaptığımız bir tatlı. Bunu da kendi düğünlerimizde tercih ediyoruz bu şekilde. Vallahi güzel gidiyoruz. Şimdi şu sunumlar çok hoş. Oo, buz gibi. Nedir? Reyhan şerbeti. Mardin'de nişanlarda tercih edilen. Aynı benim zamanda de aklım fikrin düğünde nişanda ya. Dur bakalım yani ya. Yani şimdi Mardin'de böyle şeyler olduğu için maalesef ki böyle düğünler, nişanlar o şekilde. 12 farklı bitkiden oluşuyor. Ana maddesi reyhan olsa bile 12 farklı bitki kullanıyoruz. Ve safranı ağırlıklı olarak kullanıyoruz ki mide sindirimine iyi gelsin, şifa şerbeti olarak bilinsin diye o şekilde yapıyoruz. Peki şimdi sizin bir kahveniz var Asıl. Evet. O kahve nerede? Ey küçük Esma, o kahvemiz nerede? Ben ona bayıldım. Geçen sabah sağ olsunlar çok erken geldim ben Mardin'e. Otel de doluydu. Eşyalarımızı bıraktık, tura çıktık. Cumartesiydi değil mi Hüseyin abi? Yani esnafın %80'i kapalıyken burası açıktı. Sağ olsun bizi kahve içmeye davet etti. Ki ben hani çok kahveci, çaycı biri değilimdir. Yani uzun bir süre içmesem de olur ama ben burada o kahveyi gerçekten iyi ki içmişim. İnanılmaz bir tat aldım. Geliyor mu kahvemiz? Sunumuyla falan kahveye bayıldım. Bu arada Hüseyin abi mekanın detaylarını da vermeni rica edeceğim. Zaten vereceksin. Mekan başlı başına çok keyifli bir mekan. Pahalı mı burası? Değil. Yani diğer kafelere oranla daha az kullanıyoruz fiyat olarak. Yani tatlılar bu şekilde 70'er TL, içecekler 60'er TL şeklinde. Vallahi artık 60 liralar 70 liralar gerçekten hesaplıya geldi. Geçen benim çocuklar İstanbul'da profiterol istedi. 100 lira verdim. 2 tane aldım. Abi dedi 120 daha vereceksin. 110 liraymış bir tanesi. Ben hala 30 lira 40 liradır diye bekliyordum. Yani hangi devirde yaşadığımı ben de bilmiyorum vallahi. Yani şöyle söyleyeyim, zaten biliyorsunuz az buçuk. Biz bu tatlıları natural olarak hazırlıyoruz ve kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmadan uygun fiyata insanların denemesini sağlıyoruz. Kahvemiz gelene kadar şu kolonyalardan, maviden biraz bahseder misin? Tabii ki. Mavi kolonya şöyle, kendi bize ait olan ustamızın hazırladığı Lahore kolonyası. Bu Pakistan'da yetişen ağaç kökünden alıyor rengini. Şöyle cildi ferahlatma özelliği olan bir kolonya. Bunun kapalı. Testerini hemen arkadaş getirsin sizlere. Bak arkadaş getirsin, Esma sana diyor. Ver bakalım oradan bir tester, o mavinin bir kokusuna bakalım ya. Şişelerin rengi, getir bakalım. Dök 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 kızım dök. Tamam. Bu da bu şekilde kendi kolonyamız. Başka bir yerde satışı ve kendisi bulunmuyor. Şey söyleyeyim mi? Çok keyifli bir kokusu var ya. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda da Mardin kolonyası, Nergis kolonyası bu da. Direkt Mardin'de bulabileceğiniz, herkese ikram edilen ve satışlarda bulunan bir kolonya. Bu şekilde. Bunlar da bizde mevcut. Tabii ki biz bunları yan yana koymayalım da. Şu ayrı ayrı dursun. Tamam. Bu şekilde bunlar da mevcut. Az önce Reyhan şerbetinin tadına kayıttan çıktığımızda baktım. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Ya gerçekten böyle başka bir yerde bulamayacağım böyle bir aroması var. Beğendim. Şimdi kız yaz gel kızım sen bir yanıma. Şöyle gel yanıma. Gel 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 güzel kız gel yanıma. Çabuk 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 kaset akıyor. Şimdi bu kız yaz.
Biz kahve istiyoruz diye. Gel abicim. Oturdu. Kısık ateşte kahvesini yaptı. Buraya sunumu getirdi. Sen tam böyle kahveyi dökecek. Ne dedi sana? Ben yapacağım dedi. Ben yapacağım dedi. Bir de öyle gözlerini açtı. Fark ettin mi? Kıskanç. Fitne. Gel gel. Sen de benim kardeşimsin. Sen de benim evladımsın. Eline sağlık güzel kardeşim. Afiyet olsun. Kısık ateşte pişiyor değil mi? Kesinlikle. Kısık ateşte pişirmeye önem veriyoruz. Aynı zamanda eski usul olarak kesinlikle makine kullanmadan direkt cezvede bu şekilde pişiriyoruz hadi kahvemizi. Bakalım, yap servisimizi. Şöyle. Kaç yıl bunun hatırı? Yani şu an için bilemeyeceğim çünkü... Bu bildiğimiz kahve mi farklı bir kahve mi? Bu harire kahvesi. Harire kahvesi. Özelliği ne? Bu 7 farklı kahve çekirdeğin bir araya geldiği, aynı zamanda süt toz veya kreması kullanmadığımız, onun yerine kahvenin kendi karışımında salep bulunduran özel bir kahvemiz. Tamam, bir şey soracağım. Bunu paket halinde alıp evimizde deneyebiliyor muyuz? Kesinlikle deneyebiliyorsunuz. Aynı lezzeti yakalayabilir miyiz? Kesinlikle yakalıyorsunuz. Ben bunun garantisini de misafirlerime veriyorum. Şimdi kesinlikle. Şimdi ben aldım, eve gittim, deneyeceğim. Nasıl yapacağım? Bana hızlıca yaparken söyle. İki tatlı kaşığı kahve, bir fincan su kullanacaksınız. Kesinlikle şeker kullanmayacaksınız. Çünkü bizdeki şekerini keçi boynuzu özünden alıyor. Harire kahvesi olarak. Bu şekilde şimdi natural olduğu için suyla birleşmesi adına bir güzel karıştırırsanız daha lezzetli olacaktır. Ve o kıvamı yakalamak adına karıştırmanız yeterli oluyor. Daha sonrasında bu şekilde keyifle kahvenizi yudumlayacaksınızdır. Saat kaça kadar açıksınız? Biz 11'e kadar açığız. Yazın daha geçe kadar kalıyor musunuz? Kesinlikle evet. 1'e 2'ye kadar kaldığımızda oluyor değerli misafirlerimiz. Sen ne kadardır buradasın? Sen bir onu söyle bana. Ben 3,5 yıldır buradayım. Peki o demin kahveleri yapan güzel kızımız ne kadardır burada? Kendileri 2 aylık çalışma arkadaşlarımız. 2 aylık. Diğer Esma ne kadarlık burada? 4 aylık. Diğer orada bir kız daha var. O ne kadardır orada? O da 4 aylık. Anladın mı sen şimdi Hüseyin abi mevzuyu? Bildiğin askerdeki devricilik sistemini buraya koymuş. Estağfurullah. Burada kendini gaddar çavuşlara döndürmüş. Gel gel dünyalar güzelim benim. Gel gel Esma. Bunlara ben böyle samimi davranıyorum efendim. Ben erken evlenseydim benim bunlar kadar çocuklarım olurdu. Hatta daha büyük bile çocuklarım olurdu. Bir de kızımı özlediğim için böyle kız çocuklarını görünce onlara takılıyorum. Kızdıysan hakkını helal et. Estağfurullah. Sen bizim evladımızsın. Siz de bizim değerli abimizsiniz kesinlikle. Çok da güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Ellerine buyurun sağlık. İsterseniz kahvenizi de yiyin. Şu çekim bitsin de artık değil mi? Biraz tatlara bakalım. Tabii ki kesinlikle. Çerezimizden de bahsedeyim sizlere kapatmadan. Şimdi hadi. Misafirlerimiz merak edecektir. Bu da kendi nostalji çerezimiz. Yine sadece bizim ikram ettiğimiz içerisinde kavurgaç, menengiç ve kırık leblebinin bulunduğu bu şekilde servisinin yapıldığı bir çerez. Şimdi biz tatlıcı olduğumuz için genellikle tuzlu şey tercih edecektik ki böyle bir şey çıkardık ortaya. Çok seviliyor. Çok da önem veriliyor kendi çerezimize. Aynı zamanda mide sindirimine de iyi geliyor bu çerez. Bu şekilde harireye gelirseniz kesinlikle burada bunlardan denemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rehberim bu hafta da sonuna geldik. Mardin'deydik. Uzun zaman olmuştu Mardin'e gelmeyeli. Biz çok keyifli dakikalar yaşadık. Dostlarımızı ziyaret ettik. Sizlere de Mardin hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Efendim Mardin aslında havalar çok soğuk olmadığı müddetçe ya da sağanak yağmur olmadığı zamanlar gezmek için muhteşem bir şehir. Otel fiyatları ortalama kişi başı 1000 liradan başlıyor. Ondan sonra da kademeli olarak artıyor. Mardin sokaklarında yürüyerek her yere ulaşabilirsiniz. Eski Mardin'den bahsediyorum. Ama bir şey dikkatimi çekti. Onu da mutlaka söylemek istiyorum. Fiyat listesi yok. Fiyat listesi olmadığı için de birçok işletmede fiyat listesi yok. Hani neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu konuda ben mutlaka bir turizm şehrinde bir menü olması gerektiğini ve fiyat listesini gelen müşterilerin görmesi gerektiğine inananlardanım. Her şeye rağmen çok güzeldi Mardin. Dostlarımız bize her zamanki gibi çok yakın davrandı. Sevgili abim Süleyman Bölünmez... Çok teşekkür ediyorum. Yine bize ev sahipliği yaptı. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Haftaya rehber farkıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.